Arkadaşlar, bugün arabayı bıraktım. Arkadaşlarımızın bazıları işte otomobilleri gösterdiğim zaman galeri ziyaretlerimizde işte otomobil sektörünü yükseltiyorsun kardeşim diyor. Sen diyor bu arabaları gösteriyorsun diyor, bak fiyatlar artıyor. Ben de bugün dedim yürüyeyim, bugün yürüyerek video çekeyim. Arabayı da hatta bırakayım da bu fiyatlar düşsün istedim. Hani umarım biraz sonra videoyu yükledikten sonra fiyatlar hemen düşer şöyle aşağıya doğru. Ya arkadaşlar yapmayın yani. Yani o kadar artık kendimizi kandırmaya başladık ki. İşte oradan 200-300 arkadaş YouTube'a almıyoruz, aldırmıyoruz yazınca fiyatların gerçekten düşeceğine galiba inanıyor. Ama ben sizlere şöyle bir istatistik bilgisi vereyim. Arkadaşlar Ocak, Şubat, Mart aylarında araç satışında tarihi rekorlar geldi. İkinci ellerin de bakmayın satılmıyor dendiğine. O da 2020 ile aynı oranda satılmış arkadaşlar. Herkes alıyor, satıyor. Yani bu almıyoruz, aldırmıyoruz diyen arkadaşların ben ya ihtiyacı olmadığına inanıyorum ya da aslında zaten almayacaklarını düşünüyorum. Öyle böyle fiyatların düşeceğini düşünen arkadaşlarımız var. Bu saatten sonra, bu tarihten sonra fiyatların aşağı yönlü hareket etmeyeceği malum. Bakın 15 gün önce bayileri gezdim. Araç alın dedik. 15 gün sonra o araçların, dün de bir video attım gördünüz. Sordum değişim ne dedim. Dedi ki 40 bin lira üstüne koydu dedi. Yani 20 günlük periyotta 40 bin lira üstüne koydu. Şimdi bu arkadaşlarımız aradaki farkı ödeyecekler mi? Yok ödemezler, öyle bir dertleri yok. Onlar böyle işte klavyeden esip gürlüyor arkadaşlar. Ama öyle değil. Ben onların hangi kanallar tarafından gaza getirildiğini de biliyorum. Ama olan ne oldu? Gerçekten araba almak isteyen arkadaşlarımız mağdur oldu. Onun haricinde zaten araba almayacak, böyle bir düşüncesi de olmayacak arkadaşlar var. Onlar da oradan almıyoruz yazıyor. Bir tane arkadaşımızla yorumlar bölümünde bakabilirsiniz. Almıyorum diyor. Dedim ki arkadaşım aracın var mı? İki tane aracım var yazıyor. Bakın bakın, iki tane aracı varmış, almıyorum yazıyor. Ya pes abi, zaten iki tane aracım var. Almayı düşünen arkadaşımız, hiç arabası olmayan arkadaşımızı da mağdur ettiler. Yani inanın şu tarihte 20 bin lira üstüne koydu. 20 gün sonra bir 20 bin lira daha üstüne koyar. Almak isteyen arkadaşlarımız köprüden önce son çıkış olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlar daha da zam gelmeden almak isteyen arkadaşlarımız bence elini çabuk tutsun arkadaşlar. Bu ben de şimdi hani diyorlar ya sen araçları gösteriyorsun fiyatlar yükseliyor. Umarım fiyatlar düşer arkadaşlar. Bakın araba göstermiyorum, yürüyorum. Yani böyle kendimizi kandırmaya devam etmeyelim bence. Arkadaşlar bir kesim arkadaşımızı bu YouTube'da yayın yapan arkadaşlar öyle bir inandırmışlar ki araçların galiba tartıyla satılacağını düşünmüşler. Yani böyle tartacaklar işte Passat'ı, aa ne geldi, 500 kilo geldi, ya kilo da hesaplayacaklar, 5000 liraya al götür kardeşim gibi o kadar inandırmışlar, o kadar kandırmışlar ki şimdi bu hayal kırıklığı buradan doğuyor. Ya arkadaşlar öyle düşecek, öyle düşecek diyen arkadaşlar var. Biliyorsunuz onları. O arkadaşlar artık video da çekmiyor. Çünkü ne söyleyecek ki artık? Söyleyecek yol bitti, yolun sonuna gelindi. İşte o arkadaşlarımız da gazını alamıyor şimdi. İşte araç çekme kardeşim, araç gösterme, bu fiyatlar düşsün. Ya ben araç göstermesem ne olur? Veriler zaten ortada. Biraz önce bahsettim o verilerden. Arkadaşlar durum bu. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.